Bu görüşme bir buçuk saat sürüyor. Bu görüşmede bu arada fotoğraf kısmına değineyim istersen. Ha, Şimdi evet, fotoğraf bence kısmına ne İsmail zaten bağlamından kopsun istemiyorum. Şu fotoğraf meselesini Şimdi ben şu bir birkaç fotoğraf attım. Böyle e, bir hep beraber bir üzerinden geçelim istiyorum. Ondan sonra diğer başlıklara geçelim. Ben birkaç fotoğraf attım eee Eyübe, Bahçeli'nin Erdoğan'ı evet. e, evet. Erdoğan'ın ziyaretinin görüşü. Zaten görüşü. şöyle oldu. Ee, şimdi bu görüntüler ortaya çıkınca hemen hepimizin aklına acaba daha önceki görüşmelerde, başka partilerle, liderlerle görüşmelerinde evet. nasıl bir e, şey vardı diye, görüntü vardı diye oradan hızla şöyle bir fotoğrafa denk geldik. Hemen arkadaşlar böyle e, dönelim isterseniz fotoğrafa dönelim. E, Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Ama burası cumhurbaşkanlığı mı? Evet naif. evet onu söylüyorum tamam. zaten. Otururken de fotoğraf var. Evet evet otururken de var. Otururken Şimdi de erkekler. Sayın Bahçeli sağda oturuyor. Burada net gördüğümüz bu, için bununla başladık. Bürokratlar bunu... Diplomatlar ve bürokratlar şunu böyle şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bu bir devlet kabul protokolü diyorlar. Yani Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Merkezi'nde devlet protokolü uygulamış. Yani kendisi Cumhurbaşkanı ve kendisinden sonraki en yüksek statülü misafiri olarak Özgür Özel'i sağında oturtmuş. Bir sonraki kişi olsaydı bir sonraki stat olduğu için sola oturacaktı. Bu nedenle AK Parti Genel Merkezi'nde bir devlet protokolünün uygulandığını anlıyoruz. Peki e, ne olacak? Bu arada devamını da söyleyeyim. Tabii en kısa sürede e, AK Parti Genel Mer yani Sayın Cumhurbaşkanı da bir randevu verilecek. Ben CHP'lilere sordum ne yapacaksınız? Siz de dedim Özgür Özel'e e, yani ayrı bir koltuk Cumhurbaşkanı'na sağda bir koltuk mu ayıracaksınız? dedim ona mukabele mi edeceksiniz. Yo dediler bizde bütün konuklar eşit zaten dediler bizim öyle bir e, ben böyle bir usul izlemeyeceğiz biz gayet eşit şekilde muamele edeceğiz dediler tabi bu arada hediyeler de oldu cumhurbaşkanı yani özel beraberinde e, galiba e, ne ateşi cumhuriyet ateşi adı verilen evet, evet. E, bir e, paşa bahçeden çıkarılmış bir e, cam eser götürdü yanında. Ayrıca <laughs> Manisa'da yeni Mesir Macunu Festivali vardı. Oradan Mesir Macunu getirip hediye etti. Erdoğan da buna karşılık Rize Çayı, Rize Balı ve Fincan Takımı armağan etmiş. Bir hediyeleşme olmuş. Biz tabii önümüzdeki günlerde hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'na yani CHP Genel Merkezi'nden Sayın Cumhurbaşkanı'na işte davet daveti öğreneceğiz, davet tarihini öğreneceğiz. Yani birkaç gün sonra bir sonraki yani Erdoğan'ın CHP ziyaretini öğreneceğiz. Bakışlar. Onda şöyle bir bilgi de var. Onu da söyleyeyim. Hı -hı. Erdoğan CHP en son ne zaman ziyaret etmiş diye baktım. 2006 yılında etmiş. 2006. 2006 yılında Baykal Genel Başkanken ve CHP Genel Merkezi yeni taşındığı için hayırlı olsa da gitmiş yani. Hı -hı. Aslında Peki. öyle görüşmeye de gitmemiş. Bir hayırlı olsun ziyaretiymiş. Bir daha da hiç gitmemiş. Tam 18 yıl sonra bu kez ve ilk kez. Bir siyasi ziyaret için Cumhurbaşkanı CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Daha önce birkaç seçimde 2007'de CHP standını ziyaret etmiş ama o sayılmaz. CHP Genel Merkezi'ne ilk kez gidiyor. 18 yıl sonra ilk kez gidiyor. Onu not düşmek isterim. Tamam bu 8 yılı da... E, Oradan her konuşulduğuna değinecek miyiz? De... Değineceğiz tabii evet. ki değineceğiz. Darbe girişiminden sonra Kılıçdaroğlu'nun bir görüş, hani e, ikilinin görüşmesi var.